Merhabalar bu videomuzda internetin ne olduğuyla alakalı bir fikir edineceğiz. İnternet nedir ve nasıl çalışır bunu göreceğiz. Öğrenmemiz gereken bazı terimler var. Bunlara hakim olmaya çalışacağız. Bu terimleri bu videoda hep birlikte öğreneceğiz. Hemen videoya geçiyorum. Önce internete erişmeye çalışan bir gencimiz olsun. İnternete giremiyorum işte bir türlü giremiyorum. Bu gencimizin adı Ali olsun. Şuraya da bir Ali çizelim. Ali de stereo. Şöyle bir genç. Saçları havalı, gözleri var ve mutlu çünkü internete girecek. İnternete girmek için neye ihtiyacı var? Bir bilgisayar bir laptop çizelim hemen. Laptopumuzu tuşlarında koyalım. Çok güzel bir laptopu var. Bu Ali. Ali internete girmek istiyor ama internete girmek için gerekli olan bir şey var. Servis sağlayıcınız veya bağlı bulunduğunuz modem. Modem evinizin içerisinde servis sağlayıcı tarafından getirilir. Modem şu şekilde. Bilgisayarımızı bağlamak için kullanırız. Buradan modem bağlantısını yapalım ve bilgisayarımızla modem arasına bir kablo atalım. Çünkü Ali girmek istediğinde bu kabloya ihtiyacı olacak. Bu bizim modemimiz. Modem bizi servis sağlayıcımızla bağlantı bağlantı kurmamızı sağlayan bir araç. İlk bağlantımız burası. İkinci bağlantımız internet servis sağlayıcımızla modemimiz arasındaki bağlantı. Şöyle çizelim. Evet bu da bizim internet servis sağlayıcı. Neden ISP? Çünkü İngilizce yazdım internet service provider şeklinde bunu açabilirsiniz veya internet servis sağlayıcı diyebilirsiniz. Bizim internet servis sağlayıcılarımız kimler? Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük internet servis sağlayıcımız Türk Telekom. Arkasından Türk Telekom'un altyapısını kullanan birçok firma var ama kendi altyapısına da sahip bazı firmalar var. Bunlardan birisi Vodafone, bir diğeri Ver Online, bir diğeri um, şu anda aklıma gelmiyor. Uh, Uydunet. Uydunet'in kendi altyapısı mevcut ama yine anlaşma gereği Tür Telekom'un altyapısına da kullanabiliyor erişemediği yerlere. Genel olarak en yaygın ağa sahip olan kuruluş Tür Telekom. Çünkü her yerde telefon hattı mevcut. Bizim modemimizden bilgi çıktıktan sonra buraya geliyor. Şimdi buradan sonra, buradan sonra nereye gittiğimiz önemli. Buradan sonra gideceğimiz yer bizim farklı farklı birçok merkez olacak. Bu nedenle buraya bir şöyle bir router çiziyorum. Bunun adı router. Router yapıyor? Bize dünya üzerinde diğer routerların adresini tutuyor ve bunu bizi yönlendiriyor. İşte aslında bizim internete çıktığımız tam da yolculuğumuzun başladığı nokta burası. Bundan önce mutlaka modem ve internet servis sağlayıcımızın üzerinden geçiş yapmamız gerekiyor ki daha sonra bir router üzerinden farklı noktalara erişebilelim. Şimdi buraya kadar ne oldu bir bakalım. Ali gitti yeni bir bilgisayar aldı. Yeni bir bilgisayar aldıktan sonra yaptığı ilk iş nedir? Tabii ki Windows. Windows yüklemek Windows ya da bilgisayar açmak. Bilgisayar açtığında karşısında tabii ki Mac almadıysa bir Windows işletim sistemiyle karşılaşacaktır. Windows işletim sisteminde internete girmek için kullanacağı tarayıcılardan birisi Edge'dir. Edge'i açtıktan sonra ilk yapacağı şey Chrome'u indirmek. Chrome'u indirdikten sonra tabii ki Google'ı açarak bir web sayfası talep edecek. Ali tarayıcısını açtı ve tarayıcının adres satırına google.com yazdık, farz edelim. Google.com yazdıktan sonra gelişen olaylar tamamen şu şekildeydi. Google.com yazıldığında buradaki google.com tarayıcıyı kullanarak tarayıcı adresi bir ip ile eşleştirmek zorunda. Aslında tarayıcı değil bunu yapan buradaki bizim internet servis sağlayıcımız. İnternet servis sağlayıcımızda bazı tablolar var. Bu tablolar router'larda da mevcut. İnternet servis sağlayıcılarında da mevcut. Bu tablolar ne tabloları? Bizim kullandığımız bu isimlerle yani bunların adı domain e, IP'lerin eşleştirilmesi. Bu arada bilgisayarımız internete çıkmaya çalıştığı zaman aldığı ilk şey bir IP'dir. IP bilgisayar üzerindeki, internet üzerindeki, dünyanın üzerindeki her cihazın tekil kullanıcı adı gibi düşünebilirsiniz. Nasıl tekil bir telefon numaranız varsa internete bağlanan her cihazında tekil bir IP adresi vardır. Her cihazın bir IP adresi vardır ama internetteyken. internetten çıktığınızda alt ağınızda farklı IP adresleriniz olabilir ama bu IP adresleriniz internet üzerinde asla tekrar etmez. Aynen bu şekilde olduğu gibi. İki tane aynı IP numarasına ait cihaz aynı internette veya aynı ağda bulunamaz. O yüzden tekildir. Şimdi bunu geri alalım. Bizim de cihazımız internete bağlanmak istediği için ya da internete bağlandığında şu bağlantıyı yaptığında bizim internet servis sağlayıcımız bizim bize bir IP gönderir. Bu da bizim modem vasıtamızla bize bildirilir ve bilgisayarımızın IP'si buradan çıkarken belirlenir. Örneğin bu IP'yi sallıyorum. 105 10 10 5 olsun. Bizim IP'miz bu olarak belirlen ve bu bizim bilgisayarımızın adresiyle eşleştir. Biz nereye gitmek istiyoruz? Google'a. Peki bizim IP adresimizden gelen bu istek internet servis sağlayıcıya geldiğinde burayı geçti, burayı geçti ve internet servis sağlayıcıya geldiğinde Nereye gideceğini nereden bilecek? Ve Reuters'a bu adresi nasıl soracak? Ben Google'a gitmek istiyorum şeklinde mi soracak? Hayır tabii ki bu IP adresini soracak. IP adresine nasıl erişecek? İnternet servis sağlayıcılarınızda bulunan ve Reuters'larda da bulunan IP domain tablosundan bulunuyor. Bu IP domain tablosu içerisinde iki tane en az bilgi içerir. IP ve domain eşleşmesi. Burada kabaca bahsedecek olursak işte bu IP örneğin 100.0.0.1 isimli IP'de işte google.com mevcut. Tamamen uyduruyorum bunu. İşte 97.10.10. 10, 10, 5 numaralı IP'de e, örneğin e-devlet mevcut. Türkiye.gov.tr diyelim. Bu şekilde IP adresleri ve domain adresleri bu internet servis sağlayıcısı içerisinde ve diğer e, routerlarda, yönlendiricilerde tutulur. O yüzden hangi domain geldiyse, hangi isim geldiyse bunun karşılığı olan IP adresi gönderilerek buna ulaşılmak istendiği belirtilir. Nereye belirtilir? Bir sonraki cihaza. Bir sonraki cihaz bizim buradaki routerımız. Aslında bundan sonraki routerlardan e, sürekli bahsedeceğiz. Bundan sonraki işimiz sürekli routerlar üzerinde gezmek. Routerların üzerinde dolaşacağız ve bu routerlardan en son ulaşmamız gereken yere gideceğiz. Aradaki routerları buraya ekleyeceğim fakat bizim ulaşmamız gereken hedef de şu olsun. Bir sunucu. Sunucu şekilde çizelim veya birden fazla sunucu olabilir. Hepsi aynı iş için barınıyor olabilir. Bunlar Google'ın sunucuları. Google bu sunucuları barındırıyor. Nerede bulunduğu yer? Tabii ki Amerika'da. Amerika üzerinde bulunan bu sunucular Google'ın web sayfalarını barındırıyor. Bizim ulaşmamız gereken yer de burası. Burada da bu sunucu bağlı olduğu bir yine router mevcut. Bu routerlar yine farklı farklı başka routerlarla haberleşmek üzere yine bağlanmış durumdalar ve kendi üzerlerinde IP ve domain tablolarını barındırıyorlar. İşte bu iki routerın birbirleriyle uç routerların birbirleriyle haberleşmeleri veya birbirlerine mesaj atabilmeleri aradaki diğer köprü vazifesi gören routerlardan geçiyor. Bizim isteğimiz her bir routera uğrayarak aradan adeta birbirine sekerek hedefine varıyor ve son routera ulaştığında direkt sunucunun adresine gidebiliyor. Bizim yola çıkan mesajımız google.com'u talep ettiği zaman geldiği nokta router'lar üzerinden IP domain tablosuyla Google'ın ABD'deki sunucular oluyor. Tabi buraya gelince ne oluyor bizim isteğimiz? Biz bunu nereden gönderdik? Ee, bir tarayıcı kullanarak gönderdik. O yüzden bir port kullanmış olduk. İster istemez. Bunu siz haberiniz olmadan tarayıcı kullanıyor. 8080 -80 portunu kullanmış oluyor. Tabii ki bu portu kullandığı için buraya gelen isteğin bir web sayfası olduğunu buradaki Google'ın sunucuları anlıyor. Bu sunucular anlayınca ne yapıyor? Bize geri bir cevapta bulunuyor. İçerideki ana dizinin de bulunan web sayfasını bize geri postalıyor. Bu sayfamızın adı atıyorum index.html olsun. Böyle bir web sayfamızı geri postalıyor olalım. Bu postalanan sayfa aynı yolla veya farklı bir yolla kaynak ip yani 15 10, 10, 10, ip'sine geri gönderilecek şekilde paketleniyor ve yola çık Yola çıkarken burada bu sayfanın dönüştürüldüğü bir format var. Bu formatın adı html'dir. Yola çıktığımız formatımız bu. Bu şekilde kodlar yolda, yollar izleyerek farklı yollarda izleyebilir, aynı yollarda izleyebilir, fark etmez. Burada o sırada routerların bazıları çalışmıyor olabilir. Birden aynı adresi gösteren birden fazla router olabilir. O nedenle trafiğin durumuna göre farklı yerlere de yönlendirilmiş olabilir. İlla aynı yolu izlemek zorunda değil. Dünya üzerindeki birçok router üzerinden sekerek bizim son routerımıza gelir ve sağlayıcı internet servis sağlayıcımıza giriş yapar. İnternet servis sağlayıcımıza giriş yaptıktan sonra zaten bizim evimizdeki Modeme modemden de bilgisayarımıza bu bilgi ne formatında HTML formatında gelir. HTML formatında gelen bilgi direkt sayfamızın içerisine yüklenir ve web sayfamız ekrana basılır. HTML formatı web sayfasındaki öğelerin nasıl duracağı, hangi renk olacağı, biçimi ne olacağını içeren bir text formatıdır. Bu formatta bize ulaştıktan sonra Google'dan gönderilen bu bilgiyi ekranımızda görmüş olur. Şimdi gelin bu seyahati, bu yolculuğu bir ee, gerçek bir yazılım üzerinde deneyelim. Bunun için Open Visual Trace Route isimli yazılımımızı birlikte inceleyebiliriz. Bu yazılımı kullanarak bizim bilgisayardan başlayan ve sunucudan tekrar geri dönerek yine kendi bilgisayarımızda son bulan yolculuğumuzun bir kısmını görüntüleyebiliriz. Bu kısımda bizim bilgisayarımızla sunucu arasındaki bu yolculuk. Şimdi buraya yazmamız gereken Open Visual Trace Route'un içerisinde yazmamız gereken tek şey sadece buradaki domain ismi yani web sitemizin adı. Google.com diyorum. Google.com yazıp Enter'a bastığım sırayla Ankara'dan İstanbul'a gittik. Buradan daha yakından görebiliriz. İstanbul'da bazı router'lar arasında dolaşıyor. Bilgimiz daha sonra ne oldu? Direkt Amerika'ya uçtuk. Amerika'nın içerisinde dolandık bilinmeyen bir yer üzerinde. Sonucuya ulaşmış olduk. Yerimiz bilinmiyor olarak gösterildi fakat bu IP'yi internet üzerinde aratırsanız yine neresi olduğunu bulabiliriz. Şuralarda bir yerlerde sonlanmış oldu isteğimiz. Google'ın sonucuna erişmiş olduk. İzlediğimiz yol adım adım bakın birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım yine aynı yerde İstanbul'da. İstanbul içerisinde nerelere gittiğini detaylı olarak göstermiyor ama İstanbul içerisindeki routerlar arasında dolaştığımızı buradan görebiliyoruz. Alt tarafta da bu isteğin ne kadar kısa sürede cevaplandığını veya uzun sürede cevaplandığını görebiliyoruz. 10. istekten sonra 10. routerdan sonra 11. router direkt Amerika'daki router olarak gösterilmiş ve burada yine kendi içerisinde Amerika'da bir kısa bir yolculuktan sonra sunucumuzun son yerine ulaşıyor. Bunu bu şekilde dünya şeklinde de bu şekilde de gösterebiliriz. Şöyle bakacak olursak. Bunu bilgisayar bilgisayarımızdaki komut istemiyle de gerçekleştirebiliyoruz. Biliyorsunuz cmd yazdığımızda karşımıza bir komut istemi çıkıyor ve bu komut istemine tracert komutunu yazıyorsunuz. Gideceğimiz domaini yazarız. Örneğin bu seferde e, bu sefer de ne olsun? Hangi siteye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Google'a gidelim. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Buradaki bu sefer görüldüğü gibi hostname kısımlarında benim servis sağlayıcım süper olduğu için burası sabittir benim. Şuraya kadar daha şu da sabittir. 1036 250 185'ten Sonra adresler değişmeye başlar ama nereye gidersem gideyim ilk adresim mutlaka şu servis sağlayıcım üzerindendir. Size bahsettiğim servis sağlayıcı benim burada süper Online olduğu için süper Online üzerinden bu işlemi gerçekleş gerçekleştirmek zorundayım. Bundan sonraki uğrayacağım adresler farklılaşabilir. Duruma göre dediğim gibi trafiğe göre veya bozuk olan veya yeni eklenmiş olan bir router üzerinden de gidiş yapılabilir. Bu tamamen IP domain tablolarının durumuyla alakalı. En son ulaştığımız nokta burası 46.140.251.100. 42. Hmm. Burada son ulaşılan IP'nin de bu şekilde e, 142, 251, 140, 46 olduğunu göstermiş. Aynı şekilde şurada google.com yazdıktan sonra buradaki Google'un nihai adresini IP adresini de burada gösteriyor. Burada teyit için şunu da yapabilirsiniz. Bir tarayıcı açıp bu tarayıcıya Google'un IP'sini girin. 142, 251, 140, 46. Enter'a bastığınızda karşınızda Google gelecek. Ve bu şekilde internetteki bilginin yolculuğunu hep birlikte öğrenmiş olduk. İnternetin artık nasıl çalıştığını daha iyi biliyoruz ve kendimizi buna göre geliştirebiliriz. İnternetten bir yere ulaşmak istiyorsanız mutlaka bağlı bulunduğunuz internet servis sağlayıcısı üzerinden geçtiğinizi unutmayın. Bunu değiştirebilecek şu anki e, dünya üzerindeki teknolojide sadece bu Elon Musk'ın Starlink uydular mevcut. Çünkü hiçbir kablo yapısı olmadan uydu üzerinden direkt erişebiliyorsunuz. submarinecablemap.com bu web sitesine girdiğinizde web sitesi sizi dünya üzerindeki bütün fiber optik kabloların haritasını verir. Bu şekilde şekilde erişebiliyorsunuz ve denizlerin altında okyanuslara serilmiş olan bu kabloları tek tek inceleyebiliyorsunuz. Örneğin Avrupa ile Amerika arasındaki kabloların ne kadar çok olduğuna bakın ve hepsine birer isim vermişler. Tıkladığım zaman bu kablo hattı ile alakalı sağ tarafta bilgileri görüyorsunuz. Orada işte 13.000 kilometre kablo uzunluğunun olduğunu, işte 2001 yılında yapıldığını yine görebiliyoruz. Örneğin buradan o 2015'te yapılmış mesela Hexa Express isminde bir kablolama ve hala günümüzde yapılmaya devam ediliyor. Çünkü bunlar zaman içerisinde e, bazen köpek balıkları tarafından ısırılarak imha edilebiliyor. Bazen de e, kaza kurbanı olabiliyorlar. Bu nedenle tekrar tekrar döşenerek bu ağ geliştiriliyor. Örneğin 2020'de şu Havfru isimli kablo hatı döşenmiş 7000 kilometre. Gemiler sürekli makaradan fiber optik sarkıtarak denizin içerisine bunları döşüyor. Ve 2024'te yine bir tane kurulmuş. Örneğin bizim bulunduğumuz yerde nerelerde mevcut bakalım fiber e, denizaltı kablosu İstanbul'dan geçiyor bir tanesi. Yine iğne adaya uğruyor. Bir tanesi Marmaris'te. O Marmaris'teki bayağı bir dolanıyor. Kore'ye kadar gidiyor direkt. Vay be. Hatta Belçika'dan Kore'ye kadar gidiyor. Yeşil hatta takip ederseniz. Belçika var. Buradaki Arap keleri var. Hindistan var. Avustralya'ya kadar bile gidiyor. Ne zaman döşenmiş bu? Bu kablonun döşendiği zamana bakalım bir. Ay, şu hat duramadım bu hat. Evet. 99 yılında döşenmiş. Vay be. Ve buradaki birçok ilginç bilgiyi e, takip edebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Burada örneğin 2008 2008'de Karadeniz'de tamamen zeminine batırılmış bir kablo görüyorsunuz. Burada da Rusya Gürcistan'a kablo hattı çekmiş. Rusya Gürcistan arası ve böylece dünyayı birbirine bağlayan bu ağlar, bu kablolar sayesinde internet oluşuyor. Yoksa bizim bir tıklamamızla saniyeler içerisinde isteğimizin Türkiye içerisindeki birçok noktadan geçerek Amerika'ya gidip Amerika'daki sunucudan bilgiyi alıp geri yine aynı sunucular veya benzer sunucular, benzer routerlar üzerinden dolaşıp gelmesi saniyeleri bulamazdı. Bu altyapı olmaz. Masa. Bugün internetin nasıl kullanıldığını ve ne olduğunu öğrendik, domain ve IP kavramlarının ne olduğunu kısaca edindik. Bu arada HTML diye bir yapıyla karşılaştık ve bu HTML'nin de ne olduğuna az çok fikir sahibi olduk ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.